Konuk eviyle sizlerleyiz. Konuk evinde bugün 3 tane değerli konuğumuz bizlerle birlikte ve bugün daha çok beyleri ilgilendiren, daha doğrusu beylerin ilgilendiği bir konuyu konuşacağız. Samsun'da bugün bir dernek açılacak. Bu derneği konuşacağız ve Sayın Seyfi Alp bizlerle birlikte olacak. Öncelikle derneğin ismini sizlere belirtmek istiyorum, söylemek istiyorum. Uluslararası Profesyonel Spor Yöneticileri Birliği Derneği Samsun'da bundan böyle hayata geçirilecek. Bugün itibariyle açılışı gerçekleştirilecek ve bu açılış için Samsun'da bulunan değerli bir isim var. O da şu anda stüdyolarımızda bizlerle birlikte Sayın Seyfi Alp ve Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Fürgan Elmas ve yine Yönetim Kurulu üyesi dernekten Serkan Karaman bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Öncelikle sizi, daha doğrusu bu derneği tanıyarak başlayalım dilerseniz. Seyfi Bey, sizinle başlayalım. Dernekten bahseder misiniz bizleri izleyenlere biraz? Evet. Derneğin genel manada kuruluş amacı ve diğer yapacağı çalışmaları kendisi dernek başkanı olduğu için genç kardeşimiz Fürgan anlatacak biraz sonra. Ben burada bulunma nedenimle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum izleyicilere. Ben kendim 22 yıldır Almanya'da yaşıyorum ve şu anda Sabah gazetesinin Avrupa Spor Haberleri sorumlusuyum. Fürgan'la yaklaşık 4-5 yıldır tanışıyoruz ve bu spor alanındaki çalışmalarda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Benim Almanya'daki şansım özellikle çok büyük antrenörlerle beraber çalıştım. Onların öncelikle haber yaparak tanıştım. Örneğin eski Galatasaray antrenörü Feldkamp'ın 10 yıl danışmanlığını yaptım ve şu anda bu görevim devam ediyor. Yine Türkiye'de modern futbolun kurucularından maalesef 2007 yılında vefat etti. Jupp Derwall Hoca ile bir 10 yıl beraber çalıştım. Ve şu anda yine Türkiye'de bir dönem milli takımın temellerini atan Sepp Piontek Hoca ile bu süre içinde tanıştım ve hala Sepp Hoca ile tanışmalım devam ediyor. Fürkan benden bu birikimleri, bu haberleri takip ettiği için bu derneğe destek olmamı istedi ve ben de dün gece Frankfurt İstanbul ve İstanbul Samsun uçağıyla Samsun'a geldim. Ben de en az kendileri kadar heyecanlıyım. Son olarak bu konuda son olarak şunu söylemek istiyorum. Genç bir ekip, hepsiyle tanıştım. Belki iddialı bir cümle ama nasıl Türkiye'de bir dönem Kurtuluş Savaşı Ulu Önder Atatürk'le Samsun'dan başladıysa ki limanda hala o gemi bandırma Evet. vapuru durmakta. Ben Türkiye'de problemleri olan ki biraz sonra bunu konuşacağız ve maalesef son 2-3 yılda çok aşağıya doğru giden Türk futbolunun kanayan yaralarına bu derneğin ilaç olacağına inanıyorum. Ve o inançla da dün koşarak hatta çok hızlı bir Evet. şekilde buraya geldim. Görüyorum ki bu dernek sizi oldukça heyecanlandırmış ve tabii ki dernek adına burada olmanız da çok önemli. Deneyimleriniz açısından çok önemli. Sizleri de kutluyoruz bu dernek adına. Dernekle ilgili ayrıntıları şimdi aktaralım dilerseniz. Fürgan Bey, sizden dinleyelim. Bizim ilk hikayemiz şu şekilde başladı. Bir gün Türk futbolunun sürekli içinde yaşadığı problemleri konuşurken devamlı çalıştığımız bir ekibimiz vardı. Bilimsel çalışmalar yapan ekip arkadaşlarımız. Kocaeli Sporlar, Erzurum Sporlar olayları devam ediyordu yine ülke içinde. Bunu Akçabat Sabahspor gibi birinci lig deneyimi olup daha sonradan amatöre kadar düşen kulüpleri bir gün konuşurken bir gün birini kurtaralım düşüncesiyle birden ortaya bir fikir atıldı. Sonra neler yapabiliriz dedik. Bir proje üretmeye karar verdik. Bunun adını gençsel dönüşüm koyduk. 70 sayfalık bir taslak hazırladık. İlk önce bakanlığın kapısını çaldık. Orada görüştük, destek istedik. Onlar da bundan çok müteşekkir oldular. Gerekli noktalarda bize yardımcı olabileceklerini falan söylediler. Sorumluluğumuz çok büyüktü. İlk olarak uygulamak istediğimiz kulüp Akçabat Sivasspor'du. 6 trilyon borcu vardı. Bizim için biraz bu yaşta çok büyük borç ama biz tamamen kulübü almak istedik. Tabii ki tecrübesizliğimizden dolayı kulübü tam manasıyla elimize alamadık. Yani orada aslında proje doğrultusunda yani projenin sonunda belki de kulüp 6 trilyon borcunu kapatacaktı. Artı bir hane geçecekti ekonomik manada. Tabii tecrübesiz olduğumuzdan dolayı sadece 5 arkadaşımızı yönetime sokabildik. Bizi hamladılar aslında. Amacımız şu değil. Tamamen hani futbolun içinden gelmeyen insanlara ya da akademi mezunu olmayan insanların dışarı atılması değil. Hep beraber bir şeyler yapmak. Hani biz bu alanda uzman kişileriz. Türk Öyle. futbolunu kurtarmak Evet, diyebilir aynen. miyiz? Türk futbolu ve Türk sporunu belki de. Çünkü Türk futbolunun birazdan Seyfi Alp de bahsedecek bundan. Türk futbolunun yaran kanası sistem bence. Kendisi zaten bu konuda daha uzman kişi. Biz
Bu manada kendisinden destek alacağız. Acaba problemler nerede? Elimizde çok önemli bir materyal var. Bence Alman sporu, Alman futbolu. Bu çok önemli. Çünkü bunu Türkiye ile kıyaslarsak belki Türkiye'de tam manasıyla Alman sistemini oturtamayız. Ama bir tarafından tutarsak farklı şeyler olabilir. İşte bu ekip sonunda dedik bir kurum olalım. Bir resmiyete dökelim kendimizi. Çünkü bu sefer hani devlet de bizi tanımış olacak. Gerçekten yani amacımız örgütleşmek değil. Hani sayısal olarak 150-200 kişilere ulaşmak değil. Şu an sadece 30 kişilik bir ekibimiz var. Ekibimizi maksimum seviyede 50'ye çıkarabiliriz. Bundan daha ötesini belki olmayacak. Çok kaliteli bir elit ekip oluşturmak istiyoruz. Bu ekipte zaten başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi muhalefet olmak değil. Tamamen bir şeyler üretmek, Türk futboluna bir şeyler üretmek, Türk sporuna bir şeyler üretmek. Amacımız yıkmak değil, yapıcı olmak. Hep beraber hani sorunları ortadan kaldırmak için çalışacağız. Çünkü bugüne kadar bence en önemli gördüğümüz problem şu, insanlar sadece eleştiriyorlar, hep eleştiriyorlar. Eleştiri bizi hiçbir zaman bir şey kazandırmadı. Biz 22 yaşındayız. Bizden önce bu işlere meyillenen insanlar da vardı. Onların da deneyimlerini aldık. Onların da en çok üzerinde durduğu nokta şuydu. Hiçbir şey değiştiremezsiniz diyorlardı bize. Biz şunu diyoruz, gerçekten bir şeyleri değiştirebiliriz. Bence onların yaptığı en büyük hata şuydu, yıkıcı olmak. Biz yaptığımız bütün çalışmalarda kesinlikle siyaseti kullanmayacağız. Sadece bir şeyleri üretip kenara çekeceğiz. Ben inanıyorum Türk insanı gerçekten vefalı insanlar. Çünkü tarihi olan bir toplumuz. Bir şeyler ürettiğimizde bizi bir kenara atacaklarını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de şöyle bir olay da var, bir şey tuttuğunda devamı geliyor. Bu tutarsa bunun devamı geleceğini düşünüyorum. Evet, belki de bu yapılanma Seyfi Bey'in de söylediği gibi Samsun'dan başlayacak. Evet, Samsun'dan başlayacak inşallah. Uygun bu olacak. Tamamen tesadüf oluyor yani. Hani böyle bir şeyi aslında düşünmedik. Hani 1900'lü yıllardaki Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri buradan başladı. Biz hani Samsun'dan başlayalım böyle bir şey düşünmedik ama tamamen doğaçlama oldu. Seyfi abimizle biz onunla konuşurken hep şunu söyledi. Yani kendisini cepheye koşmak diye nitelendiriliyor. Gerçekten de öyle. Kendisine teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldi. Bize inandı. Ve bundan sonra çok güzel şeyler olacak. Evet. Benim düşüncelerim böyle. Evet. Bu dernekte tabii ki inananlarınızın olması da önemli. Evet. Serkan Bey de onlardan biri. Evet, çünkü siz nasıl tanıştınız bu dernekle? Bu yapılaşmanın içerisinde nasıl yer aldınız? Nasıl tanıştık? Biz öncelikle 19 Mayıs Üniversitesi Spor Yönetici Lisans Programı öğrencileriyiz. Tabii Fürgen arkadaşımla biz beraber, şu yeri açıklayayım, ben 4. sınıfım, Fürgen arkadaşım daha 3. sınıfta. Biz daha öğrenciyiz. Çeşitli bilimsel çalışmalarda bulunmak üzere uluslararası kongrelere gidiyorduk. Orada tanıştık. Çünkü şöyle bahsediliyordu okulda bizden hocalarımız tarafından. Yani 19 Mayıs Üniversitesi'nin en iyi jenerasyonu deniliyordu. İşte araştıran, geliştiren, donanım, bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler deniliyordu. Orada yollarımız kesişti. Çünkü hedeflerimiz ortak noktamızdı hepimizin de. Birleştik, bir kulüp yönetim modeli ürettik. Hem mali açıdan hem sportif başarı açısından. Munir bahsettiği gibi Akçabat Sebat Spor'da denemeye başladık diyeyim ben daha doğrusu. 80 sayfalık bir yönetim modeli oluşturduk. Tabii bakanlık, akademisyen hocalar, profesör hocalar, hepsi bunu onayladı. Çok heyecanlandılar. Türk sporu için güzel bir şey. Sizin gibi öğrencilerin bunları yapması çok güzel dendi. Biz bunu uygulamaya gittik Akçabat Sebat Spor'a. Tabii dediği gibi hamdık, tecrübesizlik. Daha Türk sporu içinde olan bazı şeyleri bilmiyorduk. Dönen oyunları. Orada bir yem olduk biz. Ama bizim için bu deneyim oldu, tecrübe oldu. O modeli daha da genişlettik, kapsamını büyüttük. Yani bizim amacımız zaten belli ya. Derneğimizin de kuruluş amacı şu. Yani ülke sporunda başarı seviyesini yükseltmek istiyorsak artık ülke sporunu spor yöneticileri yönetsin. Yani bu tabii profesyonel evet. Ya bu işin eğitimini almış, uzmanlaşmış, mesleki eğitimini almış insanların yönetmesi daha önemli ülke sporu için, amatör sporlar için. Yani futbol haricinde diğer sporlar için de evet. En basitinden yani amatör sporlarda elit sporcu düzeyine ulaşamıyoruz. Evet, diğer yani, spor dalları ile ilgili çalışmalarınız da olacak. Elit sporcuyu taramak ve onları yetiştirmek. Olimpiyatlar olsun, dünya şampiyonu organizasyonları olsun, uluslararası organizasyonlara futbol ve harici amatör sporlarda, amatör spor branşlarında sporcular yetiştirmek. En çok istediğimiz şey zaten hedeflediğimiz noktalardan birisi
yıllardır, daha doğrusu tarihten süre gelen yüzme dalında kısmet olursa bu ileri vadedeki en büyük hedefimiz 2020 olimpiyatlarında madalya alacak bir sporcu yetiştirmek. Yani bu zaten bizim en büyük referansımız olacak. Evet, mutlaka. Bir şey daha eklemek istiyorum. Önemli bir konu. Bu spor yönetici bölümü öğrencileri için bir istihdam noktası olma en büyük amacımız. Şöyle bir şey de var, yani kimseyi saf dışı bırakmak değil. Hani bugün gerçekten inanıyorum Türk futbolu içinde iyi niyetli çalışan insanlar gerçekten fazlasıyla var. Bunlarla beraber olmak, yani bunları biz abimiz olarak görüyoruz aslında. Çünkü biz onlara bazı bilgileri enjekte edebilirsek kulüpler daha farklı bir boyut kazanabilir. Ya Türkiye futbolunun, futbol diyorum, yani Türk sporunda bence en büyük problemi sistem. Ya bunu 2002 Dünya Kupası'nda olan bir Türkiye 2006-2004 yıllarında diğer büyük organizasyonlarda olamıyor. Tekrar 2008'e gidiyoruz. 2010 ve 2012'de yokuz. Yani istikrar yok. Bırakalım bir 10 yıl gitmeyelim. Hazırlanmayalım. Yeni bir sistem yaratalım. Ben Macaristan'ın futbolunu takip ediyorum. 2003-2004 yılında yeni atılımlar başlattılar. Yıllar önce çok başarılı olan bir Macaristan vardı ortada. Bıraktılar yarışmayı. Şu an sistem yarattılar. Hatta ben arkadaşlarımla konuşurken Macaristan'ın Türkiye'yi yeneceğini iddia etmiştim. Çünkü onların nasıl bir yapılaşmaya gittiğini gördüm. Şu an bir sistem yaratıyorlar. Ya bizim de böyle şeyler üretmemiz gerekiyor. Artık yani mantığa ve akla uyan şeyler üretmemiz gerekiyor. Sistem bunlardan en büyük biri. Seyfe abim bundan, evet, bahsedebilir sistem konusunda. Evet, bugün de bir konferans yapılacak, evet, ayrıca. Aynen. Onu da duyurmuş olalım bizleri, evet, izleyenlere. Belki katılmak isteyenler vardır bizleri, evet, izleyenler, evet, arasında. Onu da hatırlatmış olalım. Hem de sizin deneyimlerinizden tabii ki aktarmış olalım izleyicilerimize. Tabii benim derneğimizin açılması dolayısıyla geldiğim gibi sizin de bahsettiğiniz gibi bugün 17.30'da Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde üniversitemize ait İmavi Salon'da saat 17.30'da bir yaklaşık 2 saat sürecek devresi de olan bir konferansım olacak. Orada Almanya'da gördüklerimi, gazeteci olarak yaşadıklarımı anlatacağım. Buradan izleyicilerimizden ilgi duyan olursa, özellikle öğrenci arkadaşlarımızdan gelmelerini isterim. Benim bu derneğe heyecanla koşma nedenim, yaşamda bazen insanın ayağına çok büyük şanslar gelir. Ben aslında 22 yaşıma kadar Türkiye'de yetiştim. Kendim siyasal mezunuyum. Ve devlet bursuyla Londra'da okudum. 2 yıl master yaptım. Ama benim gazetecilik, yazma kabiliyetim vardı ve gazeteci oldum. Mesleğimin ilk yıllarında bu demin bahsettiğim büyük isimlerle tanıştım. Yani bir Feldkamp'la, bir Beckenbauer'le, bir Piontek Hoca ile tanıştım. Derval Hoca'yı evinde son 10 yılında hep ziyaret ettim. Ve bunu rahatlıkla bir mesaj olarak söylemek istiyorum. Bu ülke için bir şey yapmamız lazım. Yani bu 22 yıl gazeteci olarak Almanya'daki birikimlerimi ülkeme yansıtmak istiyordum. Ve bu umarım Samsun'dan başlayacak. Çünkü Samsun'da çok güzel yürekli genç kardeşlerimi gördüm, arkadaşlarımı gördüm. Fürgan'ın bahsettiği ve sizin de bana sorduğunuz soruyla ilgili, sistemle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Almanların futboldaki başarı nedenlerinin en önemli nedeni bence şu. Bir kere futbolun içinde olan insanlar işlerini çok severek yapıyorlar. Yani oraya ben çok kısa sürede büyük paralar kazanayım, ben çok kısa sürede işte bir dairem olsun, iki dairem olsun ya da çevreme güç gösterisi yapayım, böyle bir durum yok. Evet, maddiyat yani, odaklı değil, evet, yani. Evet, bakmıyorlar. Severek yapıyorlar. İkinci başarı nedenleri, sevdikleri işi çok iyi yapıyorlar. Yani sevdikleri o işin hakkını veriyorlar. Alman sistemi, Fürgan'ın da dediği gibi bugün 3 dünya şampiyonluğu ve 3 Avrupa şampiyonluğu olduğu gibi olmadıklarında ya yarı final oynadılar ya final oynadılar hepsi. İkinci başka bir özelliği de çok disiplin olmaları. Ben Almanlar disiplini o kadar abartıyorlar ki. Her konuda belki de bu böyle, evet, değil mi? Yani belki diyorsunuz ki Almanların dini, yani acaba disiplin mi? Yani o noktaya geliyorsunuz. Tabii bu süremiz de kısa olduğu için çok detaylara girmek istemiyorum ama buradan şu mesajı vermek istiyorum. Samsun'la ilgili bir mesaj vermek isterim. Örneğin bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde, yani ben 1900 ortaokul ve liseyi Sakarya'da okudum. Kendim Bolulu'yum. O dönemde bir Samsunspor efsanesi vardı. Şehre gelince, inince sordum arkadaşlar ki kendim de Türkiye'yi çok yakından izliyorum. Son 10 yılda mesela hiç tatil yapmadım Türkiye'de. Geliyorum, bir ay boyunca takım kamplarına gidiyorum. Mesela bir Kartepe'ye gidiyorum. Türk takımları nasıl hazırlanıyorlar? Çünkü kendimin de ileriye akademik çalışmalar yapmak istiyorum.
Ya da Bolu'daki takım kamplarını izliyorum. Onları bazen sivil kıyafetle izliyorum. Yani bir gazeteci değil, orada otelde kalan biri gibi izliyorum. Ama maalesef gördüğüm tablolar ülkem adına çok üzücü. Yani Türkiye'de Türkiye kaynakları çok bilinçsizce kullanılıyor. Türkiye kaynakları özellikle sporda har vurup harman savruluyor ve Türkiye'de maalesef biraz çok ağır olacak ama bunu buradan söylememiz lazım ki çok kirli yürekli insan var futbolun içinde. Yani antrenörlerimizin çoğu, örneğin bir tane olayı anlatıp burada noktalamak istiyorum. 2010 yılında bir Fransa karmasıyla, Fransa karmasının başındaki kişi Osman Demir Hoca, benim arkadaşım da, Kartepe'ye geldik. Orada ismini anıp rencide etmek istemiyorum. 60. dakikada takımı sahadan çektik çünkü karşı takımın antrenörü kendi futbolcularına çok ağır küfürler etti ve bizim oyuncularımızın psikolojisi bozuldu. Hakikaten yani bu çok üzücü bir tablo. Evet, yani bu bir Türkiye, bunun futbolun içinde olanlar bunları biliyorlar. Dediğim gibi zamanımız sınırlı olduğu için çok detaylarına girmek istemiyorum ama şunu söyleyebiliriz Samsun'la ilgili. Mesela ben şu soruyu sormak istiyorum. Ben bunu Bolu'da araştırdım. Son 10 yılda hiçbir Bolulu futbolcu Bolu Spor'da forma giyememiş. Ve ben bunu soruyorum. Şimdi düşünün, Samsun'da yaşıyoruz. Samsun aldığım bilgilere göre ülkemizin 13. büyük ekonomik gücü. Batı Karadeniz bölgesinin en büyük şehri. Şimdi Samsun'da acaba buradan soruyorum yöneticilere. Hiçbirini çok eleştirmek ya da şey. Samsun'da şu anda Samsun Sporlu kaç futbolcu var? Samsun ve ilçelerinden kaç kardeşimiz var? Bu çok önemli. Şimdi bütün Alman takımlarında şu vardır. Stuttgart'ta doğan bir çocuğun bir hedefi vardır. Futbola baş. Ben bir gün Stuttgart forması giyeceğim. Köln'de doğan çocuğun bir hayali vardır. Ben bir gün ya da futbol topuyla tanıştığı gün babası ona bir Köln forması alır. Ya da bir Frankfurt forması alır. Şimdi çünkü o çocuklar o arka bahçe orayı götürür. Mesela diyelim Samsun herhangi bir ilçesinden, diyelim Çarşamba'dan ya da başka bir ilçesinden bir genç, diyelim bu takımın kaptanı olsa Samsun Spor'un. Ne olur? Bütün Çarşambalılar için bizim kaptanımız oynayacak der. Ya da kalesinde Samsun'un içinden bir kardeşimiz olsa. Evet, ama şöyle bir şey var sanıyorum. Evet. Yabancı futbolcuların daha başarılı olacağına inanılıyor. Evet. Şimdi orada işte aslında maalesef Turgan biraz sonra o konuya belki açacak. Almanya potansiyelini biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda bu böyle bir cümle kullanarak o konunun önemini vurgulamak istiyorum. Sadece şu anda Samsun'da ben güvenebileceğim insanlar olsa telefonla oturup 24 saat içinde Samsun ve çevresinde olan illerden, Almanya'da yaşayan kardeşlerimizden Samsun Spor'u her maçta yenebilecek bir kadro kurabiliriz. Bunu ispatlayabiliriz. Burada ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Futbolu, lütfen futbolun önündeki engelleri kalksın. Futbolun engelleri kalkarken de şehir takımına sahip çıksın. Yani Samsunlar, bakın burada bir Furkan Elmas ve diğer kardeşimiz Serkan'la beraber buraya geldik. Ben Samsun'da olmamama rağmen buraya geldim. Açıkça diyeyim, ben bu projelerimi Bolu'ya, Sakarya'ya, o yörelere uygulamaya çalışıyordum. Bu gençlere sahip çıksınlar. Yani ben 3 gün sonra uçağa binip Almanya'ya döneceğim. Ya da bu gençler okullarını bitirip diplomalarla bir öğretmen olabilirler. Hayır, ama bir şey yapılması lazım. Bu şehrin iş adamları, bu şehrin avukatları, politikacıları, siyasileri sormaları lazım. Çünkü sporda ve müzikte, bu uluslararası bir kuraldır, dünyanın hiçbir yerinde olmayan enerji vardır. Burada şunu örneği vermek istiyorum. Şu anda Chelsea'nin başkanı olan Abramovich'in bundan 4 yıl önce bir röportajını okumuştum. Abramovich'e şunu sordular. Dediler ki, sen bir Rus milyarderi olarak geldin İngiltere'de, kafadan 400 milyon euro harcadın Chelsea gibi bir takıma. Bu kadar kolay mı kazandın bu parayı yani? O kadar, neden bu kadar sokağa döktün dediler ya da futbol gibi bir şeye yatırın dediler. Onun verdiği çok tarihi bir cevap var ve bizim de bundan ders çıkarmamız lazım. Dedi ki, ben param vardı ama Avrupa beni kabul etmiyordu. Bana bir Rus olarak bakıyordu ve Avrupa sosyetesine giremiyordum. Avrupa'da iş yapamıyordum. Eğer futboldan daha etkili bir silah bulsaydım ben paramı oraya yatırırdım dedi. Yani bir Abramovich ya da bir şimdi Manchester United'de mesela bir Arap şeyhi diyelim, bir genç bir şeyh, şu anda ismini çıkaramadım. 1 milyar euro harcadı. Ama şu gerçek ki o 1 milyar euronun hakkını aldı. Futbolun çok kendine özgü kuralları var. Duygusallıktan uzak ve futbol temiz yürekler işi, futbol idealizm işi. Evet. Bir oturup düşünsünler. Yani Samsun
Eğer Furkan Elmas ve ekibine sahip çıkabilirse, gençlerine sahip çıkabilirse Türk sporunda çok büyük yeniliklerin bir başlangıç merkezi olabilir. Evet, hakikaten sizler büyük bir adım attınız. Belki de büyük bir risk alarak bu adımı attınız. Peki nedir ileriki günlerdeki düşünceniz ve Türk futbolunun şu anki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mutlaka ki yakından takip ediyorsunuz, evet. İçinde olan isimlersiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Biz de futbolun içinden geldik. Yani biz de altyapı sistemini gördük. Yaşadığımız o kadar enteresan şeyler vardı ki. Yine tekrar ama şunu söyleyeyim. Biz onlarla beraber çalışmak istiyoruz. Onları bir kenara atmak istemiyoruz. Yani gelsinler, oturalım. Biz onlara fikirler söyleyelim. Biz de istihdam edilelim. Ya bu şekilde. Şöyle bir şey var. 10 bin dolarınız olabilir. Ama bir ay sonra doğru planlamayla 1 milyon dolarınız olabilir. Ama yine bir aylık süreçte 1 milyon dolarla bir işe başladığınızda sıfıra da düşebilirsin. Bu tamamen yönetmekle alakalı bir durum. Biz hazırladığımız birkaç model var. Aynı zamanda projeler var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Gençsel dönüşüm projesi var. Bu bir kulübün kurumsallaşmasıyla alakalı. Bunu derneğimiz tarafından hazırlanan bir proje. Önemli görüyoruz bunu. Bunu bir kulüpte kullanacağız. Bir kitabımız, aynı zamanda tüzük de denilebilir buna bir kulüp için. Yurt içi ve yurt dışı mesleki gezi ve analiz projemiz var. Bu da çok önemli. Burada yönetici adaylarının, antrenör adaylarının yurt dışında eğitimlerini tamamlaması, oradaki tesisleri görmesi, Türkiye'yi uğurlaması açısından çok önemli görüyoruz bunu. Bir de gurbetçilerle alakalı bir projemiz var. Memleketliyiz projesi. Çünkü gurbetçiler bizim yarayan kanımız. Onlar hep bize uzak kaldılar maalesef. Onları içimize almak istiyoruz. Bu tür projelerimiz var. Hemen şunu söyleyeyim. Bir şehrin göç olayını bence etkileyen en önemli nedenlerden biri şudur. Bence demeyeyim, yanlış oldu. Kusura bakmayın. Bizce diyorum. Ya dernekçe hazırladığımız SPAK modeli var. Bu SPAK modeli, yani bir kulüpte, eğer bunu Samsun olarak görüyorum. Samsunlu bir çocuk A takıma çıkarsa Samsunlu çocuk o parasını Samsun'a yatıracak. Dolayısıyla parasını Samsun'da tüketecek. Yani bu parayı esnafıyla paylaşacak. Kırtasiye gidecek, terziye gidecek. Terzicinin cebine para girecek. Terzicinin evine para girince bu sefer terzici kazanacak, kırtasiyeci kazanacak. Ne olacak? Evinde bir mutluluk olacak. Bu dolayısıyla şehre yansıyacak. Yani belki de şehirlerimizi en büyük etkileyen buhranlardan biri bu. Ve aynı zamanda şu da olacak. Belki de göç vermeyeceğiz. Bu en önemlisi Trabzon'da mesela var. Trabzon çok fazla göç veriyor. Ama 1970-80 yıllarında bu kadar fazla değildi. Tabii o zaman futbol bir endüstri olmamıştı. Ama ben şunu diyorum, Trabzon için de diyorum, diğer illerimiz için söylüyorum, Samsun için diyorum. Yani neden bu kadar gurbetliyiz ya? Neden bu kadar sevdiklerimize uzağız? Yani futbol belki bu yarayı tamamen kapatmasa bile kısmi olarak kapatabilir. Yani en azından o ödemi pis kanı atabilir yani vücuttan. Yani dediğim gibi bir şehrin en büyük ekonomisini etkileyen durumlardan birisi de budur yani. Eğer o parayı siz içeride tutabilirseniz, bir de oyuncuyu satabilirseniz, oyuncu zaten gelip memleketine yatırım yapacak. Bu sefer dışarıdan da kaynak girecek içeri. Yani para dönecek, şehirde bir canlı para trafiği yaratacaksınız. Bu sefer parayı kazanan kırtasiyeci, terzici gidip biletini alacak. Çünkü takımla sadakat duyacak. Futbolun en önemli kaynağı ekonomide, ekonomicilerin tabi gıda vesaire diğer sanayi kuruluşlarındaki kaynakları farklıdır. Ama futboldaki kaynak taraftar sadakatidir. Evet. Yani dikkatinizi çekmek istiyorum. Artık bu sadakat kaybolmaya başladı. İnsanlar tribünleri boşaltmaya başladı. Her şey paraya dönmeye başladı. Bugün şiddet olayları. Evet, şiddet olayları başladı. Yani eskiden insanlar bedavaya maç izlerdi. Şu var. Ya bugün bence bir tribün 10 lira bilet olacağına 5 lira olsun, tribün full olsun. Onu farklı şeylerle kapatabilirsiniz. Yani her şey o gün tribüne gelip parayı kazanmak değil. Zaten siz o gün tribüne kazandığınız parayla futbolcunun parasını mümkün değil ödeyemezsiniz. Diğer kaynaklarla ödüyorsunuz. Ya böyle bir durum var ortada. Bakıyorsunuz Almanya'da bütün tribünler full. Amatörde dahil. İnsanlar oturdukları, doğdukları, yaşadıkları şehrin takımlarını tutuyorlar. Onlara vefa duyuyorlar, sadakat duyuyorlar. Neden bu bizde yok? Ya ben dolayısıyla şunu söylüyorum. Televizyonda ben maç izlerken bazen çok üzülüyorum. Bazen televizyonu kapatmak zorunda kalıyorum. Çünkü çok kötü bir görsellik var. Ama Bundesliga öyle değil. Premier Lig öyle değil. Yani ortada bence değişmesi gereken durumlar var. İnsanlar aslında göz zevkini de arıyorlar. Çünkü bu mutlu ediyor. Yani televizyonu açtığınızda böyle daha kendinizi rahat hissedebilecek. Yani gözünüzü oylamayacak şeyler gerekiyor. Futbol izlerken öncelikle bu çok önemli bir nokta. Onun için dediğim gibi yani başka kaynakları
kullanmak gerekiyor. Her şeyi taraftarın cebindeki parayı dışarı çıkarmak değil. Zaten taraftar zor geçiniyor. Yani taraftarların da duygularına tercüman olmamız gerekiyor. Tamam, taraftar bir kaynak olarak görüyorsun. Taraftardan al parayı, al parayı. Ama buna can dayanmaz. Yani ortada zaten futbolcuların aldığı paralar zaten global bazda düşündüğümüzde inanılmaz uçuk rakamlar. Yani bu global seviyede oluyor. Maalesef bunu belirleyemiyorsunuz. Ama bir şunu da diyoruz. Ya yarın gurbetçilerle yapacağımız projede vesaire biz kulüplerde şundan yanayız. Hani oyuncular 1 trilyon kazanıyorsa yıllık bunun varsayın bir birincilik seviyesindeki takım için konuşuyorum. Bunun 50 milyarını yıl içerisinde 1 milyon dolar kazanıyorsa yıl içerisinde 50 bin dolarını dolar bazındaysa altyapıya bağışlamasını. Bu çok bir şey değil ki yani 1 milyon dolar zaten kazanıyorsunuz. 50 bin dolar hiçbir şey ya da 1 milyar 2 milyar yani bugün altyapılarda gerçekten problemler var. Yani altyapı çok kaliteli olsa inanıyorum aileler de çocuklarını futbola yönlendirecekler ya da diğer spor branşlarına. Çünkü hep ön yargılı aileler. Önce okul, önce dershane. Artık o aşamaya geldik. Artık spora yönlenmek adına daha da fazla engel var. Yani bizim doğduğumuz dönemlerde engeller daha azdı. Ama biz takip ediyoruz, araştırıyoruz. Çünkü bu bizim görevimiz. Engeller çok artmaya başladı. Ve yarın gerçekten futbola, spora başlayan insanları bulamayacağız. Bu çok tehlikeli. Evet, bu doğrultuda da, evet. Bu noktada da Seyfi Bey gibi insanlara ihtiyaç var sanıyorum. Kesinlikle. Sizin deneyimlerinizi paylaşmanız açısından. Peki bir kıyaslama yapacak olursak, Türkiye ve yurt dışındaki deneyimlerinize baktığınızda Türkiye'de gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi tabii futbol adına çok genel şeyler söyleyebiliriz bazı şeyleri. Onlardan biri tabii ki 2000 yılında Türkiye'nin yaşadığı çok büyük bir coşku var. Galatasaray'ın UEFA şampiyon olması. Evet. Ama bizim burada bir ekranın karşısındaki vatandaş kadar duygusal olmamamız lazım. Bilinçli bazı konuları analiz etmemiz lazım ki madem futbolu biliyoruz diye söylediğimizde. Galatasaray'dan sonraki 2002 Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki çok büyük başarısı var. Çok büyük başarı. Daha sonra o arada gelemediğimiz 2004'te yokuz, Portekiz'de yokuz, 2006'da Almanya'da yokuz, 2008'de İsviçre'ye geldik tekrar, o var. Ondan sonra da maalesef yokuz bir kere daha 2010'da ve 2012'yi 2014'de de çok zor görülüyor. Bu milli takım bazında bir analiz yaptım. Diğer analiz maalesef kulüp futbollarımız son 2-3 yılda düşüşte. Özellikle şike olayları ve diğer olaylardan dolayı düşüşte ve bu yurt dışında da görülmekte. Buradan şu örneği vermek istiyorum. Almanya ile Türkiye kıyaslamasında Furkan'ın bahsettiği konularla da ilgili. Almanya'da Bundesliga'da yer alan 18 takımın kadrolu maaş verdiği 45 bin çalışanı var. Yani Furkan neden Bundesliga'daki görüntüler o kadar güzel diyor. Bundesliga'da 18 takım mecburen stadyumuna havadan çekim yapabilen kamera kurmak zorunda. Çünkü onu kulübün şansına bırakmıyor. Evet, her şey düşünülüyor. Evet, diyorlar ki ben bu ürünü satıyorsam, ben bu ürünün nakliyeyini Türkiye'ye satacaksam ben bunu yapmak zorundayım. Ya da o kameraman, o görüntüyü çeken kameraman en az bir 10-15 sene sonra oraya oturabiliyor. Yani bu kalite düzeyi bundan kaynaklanıyor. Ve tabii ki o zaman da Bundesliga oluyor. Diğer Türkiye-Almanya kıyaslaması yaptığımızda özellikle Almanya'da çok beni şaşırtan bir durum. Mesela diyelim Samsun'un bir semtini ele alalım. Benim kendi yaşadığım, ben Frankfurt yakınlarında yaşıyorum. Ditzenbach'ta yaşıyorum ve Rosenhöhe diye bir bölge var. Offenbach'a bağlı. Onlarla yaklaşık 10 sene önce Türk çocuklarıyla ilgili tanışmaya gittim. Bir oranın örneğini vermek istiyorum ki izleyicilerimizin kafasında canlansın. Başkanıyla görüştüğümde şunu gördüm. 18 yaş grubuna kadar 23 tane futbol takımları var. 18 yaştan yukarıya yok. Hiç takımları yok. Yani takım şunu hedef edilmiş ve 100 yıllık bir kulüp. Diyor ki ben bu şehrin çocuklarını yetiştirmekle görevliyim. Onlar büyüdükten sonra, yani tabiri caizse uçmayı öğrendikten sonra konabilecekleri yerleri görürler. Ve oralardaki tablo, zaten Almanya'nın başarı sistemi bu. 5-6 yaşında bir çocuk futbola annesi elinden tutarak, babası elinden tutarak götürüyorlar ve sevgi var işin içinde. Çok iyi çalışma var, çok iyi hocalar bunu yetiştiriyorlar ve birçok kişi mesela bir futbol antrenman sahasının kenarında, 7-8 tane sahanın kenarında 65 yaşında bir emekliyi 10 yaşında bir çocuğun elinden tutup böyle maça getirirken görebilirsiniz. Akraba bağları yok. O 65 yaşından sonra
bir çocuğu futbola başlatmayı, onu oradan almayı bir sosyal görev olarak biliyor. Daha çok önemseniyor diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle. Kesinlikle öyle. Benim sanmıyorum. Bence Türkiye'de Furkan'ın çok uç söylediği bir şey var. Bir 3-4 senemizi biz kaybedelim. Evet. Ama biz ellerimizi başımızın arasına alıp bir düşünelim. Ve sakın şu hatayı yapmayalım. Ben Messi'nin hayatını okudum. Ronaldinho'nunkini de okudum. Alman ünlü futbolcuları da okudum. Messi olayında mesela herkes tanışıyor. Messi'nin imkanları Samsun'daki bir çok fakir bir aile çocuğunun imkanlarından daha kötüydü. Beckham'ın hayatını okudum. Evet. Beckham'ın annesi terziydi, babası hasta olduğu için çalışamıyordu ve anneannesi büyüttü. Evet, ve şu anda Londra'nın çok fakir arasında. Londra'nın çok fakir bir semtinde. Yani fakirlik ya da maddi imkansızlık futbolcu olma olayında pozitif etkendir. Çünkü o başarmak isteyecektir. Mesela zengin ailelerin çocukları futbolcu olamaz kolay kolay. Çünkü onlar doymuşlardır. Şunu söylemek istiyorum. Yani bizim Samsun'un imkanları Almanya'nın herhangi bir yerindeki imkanlardan çok az değil. Ama problemimiz o işte bağları kuracak beyinlere ihtiyacımız ve yüreklere ihtiyacımız var. Ben onu söyleyebilirim. Evet, peki yine Samsun üzerinden konuşmaya devam edecek olursak, evet, takip ediyorsunuz mutlaka. Neler söyleyeceksiniz Samsun'daki durumla ilgili olarak? Genç arkadaşlarıma mı bana mı soru? Her iki tarafta cevaplayabilir. Serkan Bey'den başlayalım, evet, dersiniz. Evet Serkan, seni biraz az konuşalım. Samsun'da Samsun Spor hakkında bahsedersek, gözlemlerimize göre tabii bir yönetici olarak önemlisi kulübün bataklık seviyesinde olması. Yani her geçen gün yöneticilerin, evet, değişmesine rağmen, kulüp başkanı değişmesine rağmen sürekli bir mali istikrarın sağlanamaması. Bunun en büyük sebebi de belli, yani zaten bize verilen eğitimlerde de bundan gördüğümüz gibi eğer zarar ediyorsan demek ki senin giderin gelirinden fazlaymış. Buradan bunu anlıyoruz. Zarar etmeni önlemek için ise giderleri kısacaksın, gelir dengesinin biraz daha altına, alt seviyesine getireceksin. O zaman kulüp istikrarı sağlamış olur. En önemlisi kulüp kazandığı parayı elinde tutmalı ve ölmeyen yatırım dediğimiz yatırımları yapmalı. Bunlar tesisler olabilir, bir otel olabilir. Daha kalıcı. Tabii kalıcı otel olabilir, arazi olabilir. Bunları ölmeyen yatırım, demirbaş olarak kullanılabilir. Çünkü kulübe gelen paralar maalesef gördüğümüz şeyler, yani peşkek çekiliyor insanlara, paralar yeniyor. Kimi futbol bilmeyen insanlar tarafından. En büyük önemli şey de şiddet zaten. Zaten kulübün en çok ceza yemesinin sebebi şiddet yüzünden. Statta yaşanan olaylar yüzünden ceza hükümlülüğü. Taraftarlara büyük görev düşüyor. Taraftarlar bizi de mesela yönetici olarak sadece şu değil. Ya gelip bir kulübün mali istikrarını sağlamak değil. Ya da sportif başarı ulaştırmak değil. Taraftar da bizim için önemli. Taraftar eğitim modelimiz var. En basit, yani bu gençsel dönüşüm projemizde bahsettiğimiz gibi bir kulüpte taraftar eğitim modeli var. Taraftarları daha anlayışlı, takımının yenildiği zaman daha coşkulu destekleyebileceği, kulübüne ceza getirmeyecek hareketlere davranması için psikologlarla beraber hazırladığımız örnek taraftar eğitim modelimiz var. Bunlar sağlanabilir. Ondan sonra ölmeyen yatırımlar var, bataklıktan kurtulabilir. Şehri kullanmak çok önemli burada. Şehir anlamında Samsun Spor şehri biraz pasif olarak kullanıyor. Bunu daha iyi kullanmak önemli. Lisanslı ürünler seviyesinde çok alt seviyede, diğer takımlara göre lisanslı ürünler seviyesini çıkartması lazım. Evet, bu da getiri sağlayacak. Farklı tasarımlar gerekiyor. Tasarımlar, yani zaten sıra dışı şeylerden olan şeylerden çıkmak lazım. Yani sıra dışı şeyler olması lazım. Yani kulübü yükseğe çıkartmak için. Çünkü her sene kulübün başkanının değişmesi, yönetimi değişmesi kulübü daha da iyi yerlere getirmez. Aksine daha kötü yerlere götürür. Ya Serkan'ın aslında özetle söylediği şu değil mi? Benim anladığım kadarıyla sonraki kuşağa bir şeyler bırakmak tesis babında söylerken. Yani amacımız bu değil mi? Yani sonuçta hepimizin hayatı sonlanacak bir gün. Hani sonrasına ne bırakabildik? Bu hizmet, yani bu hizmet aşkı herkese olmayan bir şey maalesef ki. Yani istikrar derken bugün birinciliğe çıkabilirsiniz hemen. Bugün Montpellier takımı Fransa'da, bu çok önemli. Avrupa'da çok yaygın oluyor. Seyfi abimiz daha iyi bilir bu konuları. Çıktıklarında takımı bozmuyorlar. Bir iskeletten hala devam ediyorlar. İlk yıl denediler, şampiyon olamadılar. Direkten döndüler. İkinci yıl yine aynı takımı korudular. 2-3 takviyeyle
Fransa Ligi'nde şampiyon oldular. Yani Fransa Ligi, yani Avrupa'nın en büyük liglerinden birinde bunu yapıyorsunuz. Evet. İkinci ligden gelen takımla. Hani bu dünyada çok güzel örnekler evet, var bizde bence. Bizde böyle bir şey yok ama. Bizde böyle bir şey yok. Yani Buca Spor birinci lige çıktığında 24 takviye mi ne yapmıştı? Tamamen değişiyor neredeyse. O takım düşer yani. O takım ligde kalamaz. Çünkü iskelet oturtmak çok farklı. Futbolda özellikle 11 adamın birbirine aynı o omurgayı oluşturmak nasıl derler ona? O omurgayı oluşturursanız, yani bu bir ayda ya da iki aylık kamp döneminde omurga oluşmaz. Böyle bir şey yok. Bu tamamen bir hayal ürünü. Ya da bu devir arasında onu oturtmak gerçekten hayal ürünü. Seyf abimiz de bu konuda bir şeyler söylemek ister. Evet ve şu konuyu da merak ediyorum açıkçası. Evet. Taraftarlar boyutunu konuştuk az önce. Evet. Ne yazık ki kötü bir gidişat söz konusu Türkiye'de şiddet evet. olaylarından gördüğümüz evet, kadarıyla. Bu konuyu peki kıyaslayacak olursak yurt dışında durum nedir bu konuyla ilgili evet. olarak? Size şöyle bir örnek vereyim. Alman Ligi'nde sezon başlamadan önce bu sene çok şaşırdığım bir şey oldu ve o bilgiyi şimdi kullanacağım. Her sene Almanya'nın en büyük avantajı spor basını çok güçlü. Çok kaliteli dergiler çıkıyor. Örneğin bir Kicker 50 yıldır çıkıyor. Ve Sportbild dediğimiz yaklaşık 20 yıldır çıkıyor. Bu dergiler, yani bu dergilerin olduğu bir yerde futbolu bilmeyen bir kişi bir şey söylediği zaman komik duruma düşüyor. Ve bu konuştuğumuz konularda bu dergiler ortalığı hallaç bomu gibi atıyor. Yani bir başkan yönetime bilgi vermeden taraftarı karşına alarak ben parasını ödüyorum, ben yap bunları diyemez. Yani konuştuğumuz, çünkü herkese aynı zamanda zaten başarının nedeni, sistemin başarısının nedeni o. Herkes haddini biliyor. Herkes diyor ki ben spor gazetecisiysem ben çok iyi bir gazetecilik yapmak zorundayım. Futbolcu sahaya çıktığı zaman diyor ki ben bu takımda oynuyorsam ben bu takımda çok iyi oynamak zorundayım. Başkan diyor ki ben eğer bu kulübün başkanıysam mesela Almanya'nın en büyük kulübü Bayern Münih geçen seneki karı 330 milyon euro kar olarak net kar ve Uli Hoeneß maaşlı bir insan. Uli Hoeneß yani başkanı maaş alıyor. Ve o maaş ne kadar maaş aldığını her üye sorabilir. 120 bin üyesi var Bayern Münih'in sorabilir. Sizin sorunuza şu cevap vermek istiyorum. Kicker dergisi 2012-2013 yılı kataloğunu çıkardı. Yani takımları tanıtıyor. Her takımı 10 sayfa ayırmış ve çok kaliteli. Orada başkandan hemen sonra gelen telefon kimin telefonu biliyor musunuz? Kulübümüzün taraftar sorumlusu. Atıyorum Furkan Elmas'ın cep telefonu. Ev telefonu, ev adresi, internet adresi. Ne diyor burada size? Ne diyor taraftara? Diyor ki taraftar, bir problem mi var? Sokağa sağa sola gitme. Başkanın hemen altına ne yaptım? Senin taraftar olarak gördüğün kişiyi ben kulüp sıralamasında ikinci adam olarak görüyorum. Ve ama herkes o taraftar sorumlusu olamıyor. Pedagog olması şart. Çok yaşamında çok başarılı olması şart. Ve onun alt birimleri var. Bu bir örnek. Taraftara verilen değerle ilgili. İkinci örnek Halil Altıntop'un Halil Altıntop'un Kaiserslautern'den 22 gol attıktan sonra Schalke'ye transfer olduğu dönemde Halil'le bir telefon görüşmem olmuştu bir haber için. Dedi Seyfi abi şimdi görüşemeyiz çünkü ben dedi Schalke'den 1100 kilometre uzağa gidiyorum. Dedim hayrola? Dedi ki bizim Schalke'nin Doğu Almanya'nın bir köyünde bir kasabasında imza töreni var. Ve dedi takım beni oraya gönderiyor. Gitmek zorundayım. Bakın takım ne yapıyor? Devre arasındaki boş dönemde 11 tane diyelim 22 futbolcusu varsa diyor ki Samsun sporlu futbolculara diyor ki Samsun takımı ben siz Samsun'dasam Adana'da Samsunlular var. Takımın en iyisine diyor ki git orada imza töreni yapacaksın. Ve taraftarla futbolcular öyle bir elektriklenme oluyor ki çünkü dedim neden seni gönderiyorlar? Halil Altıntop o zaman çok ünlü bir transfer olarak gelmişti. Gol kralına giderken gelmişti. Schalke taraftarı Almanya'nın bir ucu 1000 kilometre ötesindeki bir yere gidiyor. Bir kasabada, bir lokalde oradaki bir amcayla ya da bir yaşlı bir kişiyle futbol bilenle o imza şeyini yapmak zorunda. Diğer bir örnekte taraftar eğitim projeleri Furkanların söyledi. Bunu Almanya yapıyor. Seminerler. Mesela Dortmund taraftarı, Dortmund takımı çok kötü giderken 2000 kişi şiddet olayı yapan kulübün önünü kestiler ve takım maça gidemedi. Bütün olayda bu ama ölçü diye bir şey var. Almanya'da o gün o gündemdi. Dedi ki
olamaz. Dortmund gibi bir takım, 80 bin kişilik bir taraftar takımından 2000 kişi takım antrenmanına giderken otobüsün önüne oturmuşlar ve takımı kesmiş. Dortmund için orada o olay bitti. Yani orada ya menajerin kafası gitti ya antrenörün kafası gitti. Orada yani o şeyi bitirdiler. Yani bir şiddet olayı olmadan da o mesajı aldılar, öyle diyeyim ben. Toparlayacak olursam taraftar kulüp ilişkisi, taraftar futbolcu ilişkisinde Bayern Münihli bir Mario Gomez, gol kralı da olsa ya da bir çok iyi olduğu zaman bir Mehmet Scholl, maç sonrası eğer 30 kişi gelmişse oraya onlara imza vermek zorunda olduğunu bilir. Ukalalık yapamaz. Evet, o konuda da disiplin yapamaz, yapamaz. Onu yapmak zorunda. Onun işinin bir parçası. Öyle diyelim. Evet, peki 5 dakikamız kaldı. Son olarak aktarmak istediklerinizi alalım ve programımızı kapatalım. Furkan Bey, sizden başlayalım isterseniz. Ben son olarak şunu söyleyeceğim. Yine gelin hep beraber bir şeyler yapalım. Beraber çalışalım. Şu an para istemiyoruz, inanın. Gelsinler bize danışsınlar. Şu an gönüllüyüz. Daha zaten okulumuzu bitirmedik. Daha tam hazırlanma aşamasında. Şu an vereceğimiz çok güzel bilgiler var. Hep beraber olalım. Görüyorsunuz yani bugün Frankfurt'tan biri yani Seyf Alp kalkıp buraya gelebiliyorsa, bir gurbetçi buraya gelebiliyorsa biz şehrimize neden bu kadar uzağız yani? Artık uzak olmanın bir manası yok. Hani eski o Türk insanının, o Osmanlı yapısının, hani insanların birbirine duyduğu şefkat, maneviyat, ona dönmemiz gerekiyor. Çünkü birbirimize o kadar uzaklaştık ki yani sokakta yürürken, okulumuzda, tramvayda, otobüste bunu yapmamalıyız. Gelin hep beraber insanlar, yani şu egosu küçük, kalbi büyük, zihni berrak, elleri çabuk insanlara ihtiyacımız var. Biz de bu doğrultuda hedeflerimizi koyduk. Bir şeyler yapacağız. Yani amacımız örgütleşmek değil, sadece bir şeyler üretmek. Şube kurulma teklifleri vardı bize İzmir'den, Trabzon'dan ama bunları erteledik. Çünkü şu an reel davranmamız gerekiyor. Şu an bunu kaldıramayız ekonomik olarak. Hamleler bu yönde. Yani bir anlık heyecanla hareket etmiyoruz. Belki ismimiz şu an uluslararası profesyonel çok iddialı duruyor ama gerçekten öyle, görüyorsunuz Seyfi abimiz buraya geldi. Demek ki şu an Avrupa kısmı tamamlanıyor. Yarın farklı bir boyuta girecek. Bu Amerika olacak belki. Gerçekten hayallerimiz büyük. Ben şunu söyleyeyim. Hiçbir insan bugün Microsoft şunu demişti. Ben her evde ve her ofiste bir çalışma bilgisayarı hayal ediyorum. O gün her insana saçma gelmişti. Ama bugün artık görüyorsun her yerde bilgisayar var. Hatta 2-3 tane bilgisayarımız var. Yani hiçbir şey hayal değil. Sadece isteyip bir şeyleri başarmak gerekiyor. İnanmanız gerekiyor. İnanırsanız her şeyi değiştirebilirsiniz. Benim son olarak söyleyeceğim bu. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. Seyfi abimize özellikle teşekkür ediyorum. Gelip bizi onurlandırdı, arkadaşlarımızı heyecanlandırdı. Bundan sonra öyle bir sürece gireceğiz ki ben yani dün akşam heyecandan uyuyamadım. Ben samimi olarak söylüyorum. Dün akşam arkadaşlarıma dedim ki, hatta yatakta uyuyorduk. Uyuyamadık, sürekli konuşuyoruz. Şu oldu, bu oldu. Kalkın koşalım dedim yani. Bu enerjiyi başka atamayacağız yani. Bu muhabbete döndü yani. Evet, teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür evet. ediyoruz. Serkan Bey, sizin de. Son olarak ben Samsun Spor hakkında birkaç bir şey daha söyleyeceğim hemen kısa olarak. Samsun Spor'da en çok gördüğüm, yani benim katımda gördüğüm eksik marketing pazarlama. İsim pazarlamasını iyi yapmıyor. Bizim en çok üzerinde durduğumuz dernek olarak da, yani kendi meslekiyetimizde olduğu gibi isim pazarlamasını iyi yapması lazım. İkinci olarak aynen derneğimizin savunduğu gibi 3-4 yıl yerimizde sayalım. Evet. Ne olacak? Yerimizde sayalım. Kendi şehrimizin oyuncusu oynasın. Tıpkı Atletico Bilbao gibi. Şu an Atletico Bilbao'da oynayan 22 oyuncunun 22'si de Bask bölgesinde yetişen oyuncu. Ve bu takım yıllardır La Liga'da. Bir kemikleştirmeye gidebiliriz Samsun Spor için. Onun haricinde en son olarak işte dernek açısından söylüyorum. Uluslararası Profesyonel Spor Yöneticileri Birliği Derneği Türkiye'de spor yöneticiliği bazı anlamında ikinci bir dernektir. Türkiye'deki iki tane dernek var zaten. Biz ikinci derneğiz. Bize güvenilmesini istiyoruz. Biz gerçekten en büyük avantajımız genç olmamız. Gençliğimizin yanında tecrübemizin olması. 23-24 yaşlarında olmamıza rağmen büyük tecrübe edinmemiz. En büyük etkenimiz de tabii Seyfi abimizin yanımızda olması. En büyük destekçimiz zaten Seyfi Alp abimizdir. Onun sayesinde, onun destekleriyle bizim genç beyinlerimizle Türk sporu bir yerlere gelecek. İnanıyoruz biz buna. İki tane dernek var ama şunu hemen eklemem gerekiyor. Çok önemli bilgi. Yani çalışma konularımız, amaçlarımız, hedeflerimiz tamamen çok farklı. Tabii. Kendilerinin amaçları örgütleşmek. Bizim öyle bir şey sadece Türk futboluna, Türk sporuna hizmet etmek, projeler üretmek. Modeller. Evet. Seyfi Bey, sizin de mesajlarınız varsa ileteceğiniz, evet, onları da alalım.
Ben çok hazırlıklıyım. Yani dersimi iyi çalıştım. Konuştuğum her kelimenin ağır faturalarını ödedim 22 yıl boyunca. Türkiye okullarında okuduğum için ortaokul, liseyi, üniversiteyi ülkeme karşı borçlu hissediyorum kendimi. Ve bu borcumu öyle görünüyor ki Samsun'dan ödemeye başlayacağım. Beni gerçekten çok yürekten çağırdılar. Yani hayır demem imkansızdı. Samsun'da güzel şeyler olacak. Ben evet, onu diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Bu heyecanı bizlerle paylaştığınız için çok sağ olun. Değerli izleyiciler, dernek bugün açılıyor. Onu da duyurmuş olalım programımızı kapatırken. Saat 14'te açılacak değil mi? Derneğin yeri de Cumhuriyet Mahallesi 55. Sokak Atakum'da Uluslararası Profesyonel Spor Yöneticileri Birliği Derneği. Bundan böyle Samsun'da diyelim ve bunu sizlere hatırlatarak programımızı kapatmış olalım. Konuk evini burada sonlandırıyoruz. Bir başka konuk evinde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.